Bir sınıfta erkeklerin sayısı kızların sayısının 5 katıdır. Hemen yazalım. Erkekler bölü kızlar 5 kat. 5K bölü K diyelim. 5A bölü A da diyebiliriz. Bu K sabit. Yani K 1 iken 5 bölü 1, 2 iken 10 bölü 2 her durumda 5 kat oluyor. Bu sınıfta bir kız bir erkek çıktığında 5K eksi 1, K eksi 1 diyelim. Erkeklerden bir kişi çıkarttım, kızlardan bir kişi. Erkekler kızların 7 katı oluyormuş. Bu oran erkeklerin kızları oranı 7'ye eşit oluyormuş. Yani 7 bölü 1'e kolay olsun diye yazıyoruz. İçler dışlar yaparken kolay olsun diye. Şimdi içler dışlar yapalım. K'yı bulalım. Bir tane bilinmeyenimiz var, ondan kurtulacağız. 5K eksi 1 eşittir 7K eksi 7. 7'yi bu tarafa attık. Artı 7 oldu. Eksi 1 artı 7 6. 5K'yı karşıya attık. 2K. K demek ki 3'müş. K'yı 3 bulduk. İlk durumdaki kız öğrenci soruyor. Biz ilk durumda 5K bölü K demiştik. Erkeklerin sayısı 5K demiştik. Kızların K demiştik. Öyleyse K 3 ise ilk durumdaki kızların sayısına zaten K demiştik. Cevabımız 3. Burada ne yaptık? Önce bize oran verdi. Yani birinin diğerinin 5 katıdır. Bu bilgiyi veriyorsa biz şöyle yazacağız. Biri 5A ise diğeri A. Direkt 5 bölü 1 yazmıyoruz. Çünkü bize oran veriyor. Bu sayı. Yani bir 10 bölü 2 de olabilir. 15 bölü 3 de olabilir. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ama her birinde şunu yazdığımız zaman ne oluyor? Aslında A'lar sadeleştiğinde 5 kaldığı için her durumda biri diğerinin 5 katı oluyor. Ama denklemimiz düzgün çıkıyor. Şurada yaptığınızda K'yı düzenli bulabiliyoruz veya A'yı düzenli bulabiliyoruz.